Kirazın da turşusu olur mu demeyin. Oluyor. Hem de mis gibi oluyor. Şifalarının yanında lezzeti de tam yerinde oluyor. Merhabalar. Bugün size beyaz kirazla geldim. Bakın, beyaz kiraz turşusu yapacağız. Çünkü çok faydaları var ve mevsim geçiyor. Mevsim geçmeden değerlendirmek istiyorum. Çok faydalıdır beyaz kiraz. Beyaz kiraz herkes tarafından çokça bilinmez. Fakat hem lezzetlidir hem de en az kırmızı kiraz kadar faydaları vardır. Hemen turşumuzu yapmaya başlayalım. Çok kolay bir yöntemle müthiş bir turşu yapıyoruz. Ve çok lezzetli oluyor. Kiraz turşusu olur mu demeyin, oluyor. 1,5 litre burada güzel içme suyum var. Ve hemen tuz oranını koyacağım. 1,5 litre suya. Ben 1'e 2 kullanıyorum tuzu her zaman. Çünkü benim tuzum kaya tuzu, iyi bir tuz. Şöyle 3 kaşık tuz kullandım. Siz kendi damak tadınıza göre bu suyu, turşunun suyunu ayarlayabilirsiniz. Hemen yiyecekseniz çok az tuz ile yapın. Fakat uzun süre bekletecekseniz birazcık tuz oranını yüksek tutabilirsiniz. Önce suyu hazırlıyorum ki tuzunu güzel çeksin. Bu arada burada çok az, bakın ne kadar diyeyim, çeyrek çay kaşığı kadar limon tuzum var. Onu da koydum. İkisini birlikte karıştırıyorum. Limon koymayacağım ben bu turşuma. Limonsuz yapıyorum çünkü sirke koyacağım. Ev sirkesi. Şimdi bu kenarda dursun. Suyumuzu hazırladık. Turşumuzun suyu hazır. Hemen şöyle alta kiraz ve sarımsak diyeceksiniz ama gerçekten lezzetli oluyor. Deneyin derim. Alta şöyle 7-8 diş sarımsak soydum ben bu arada. En altına biraz koyuyorum. Bir de kirazların saplarını kesinlikle çıkarmadım. Atmayın onları. Zayıflamaya yardımcı bir özelliği vardır kiraz sapı. Ödem atar. Turşu ödem atar mı, zayıflatır mı demeyin. Bu turşu zayıflatır arkadaş. Bunu denemenizi istiyorum. Bu arada kiraz çok lezzetli. Bu kiraz, beyaz kiraz, gerçekten lezzetli. Ve diyabet hastaları için bile faydaları olan bir kiraz çeşidimiz. Konya reylesinde çokça ülkemizde yetişiyormuş. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ben bunu bu yıl öğrendim. Evet, dolduruyorum bu şekilde. En altına ve en üstüne sadece sarımsak koyacağım. Bu arada bu 4 litrelik bir kavanoz benim. Eğer böyle beyaz kiraz suyu yapıp içerseniz akşam yatmadan önce çok güzel bir uyku çekersiniz. Bunu da denemenizi istiyorum. Denenmiştir. Bu arada şunu da söyleyeyim ya, hemen unutmadan aklıma geldi. Bu kirazın vücuttaki iltihapları azaltıcı bir etkisi var. Böyle üstüne de atıyorum sarımsaklardan. Ve bakın, hem tatlı hem tuzlu ve hem acı. Şöyle 4 adet acı biber koyuyorum ben. Lezzetlendiriyor benim kiraz turşumu. Şöyle. Bunlar küçük acı biberler. Orta derecede acılar. Bunları da koyuyorum. Benim kirazım 3 kiloydu bu arada, onu da söyleyeyim. Evet, suyumuz da, turşumuzun suyu da, bakın, tuzlarını güzelce eritti. Beklettik çünkü. Turşu yavaşlamadan önce suyunu hazırladık. Siz bunun tadına bakarak kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Bu kiraz yüksek lif oranı içeriyor. Bundan dolayı da bağırsak sağlığı için kabızlık çekenler, müthiş bir ilaçtır bu kiraz. Bunu deneyin lütfen. Denemeden hiçbir şey bilemezsiniz. Az bir oranda deneyin. Sonra memnun kalırsanız yine yaparsınız. Şimdi hazırladığımız suyu da ilave ediyoruz.
Ve burada her zamanki gibi ben biliyorsunuz sirke yapıyorum sürekli. Her meyvenin sirkesini yapıyorum. Artı çiçek sirkeleri yapıyorum. Ve bazı otların sirkelerini de yapıyorum. Biz haftada, onu göstereyim size bakın. Haftada böyle bu şişeyle bir şişe sirke içiyoruz. Her sabah içiyoruz. Ve hiç hasta olmuyoruz. Bu sirkeye başladığımdan beri hiç hasta olmadım ben. Üzerine de bir çay bardağı sirkemizi koyuyoruz. Sirkeniz her zaman güzel olsun, iyi olsun. Kanı sulandırıcı bir özelliği de var bu kirazın. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Beyin sağlığı için, kalp sağlığı için potasyum da içeriyor. Yüksek oranda A vitamini de var. Ve bu da gözlere çok faydalı. Bu şekilde bir kapak kapatıyorum ben turşularımı her zaman ve kapağını çok sıkı kapatıyorum. Kapağı çok sıkı kapatacağız. 3 hafta hiç açmayacağız. 3 haftanın sonunda müthiş bir turşumuz olacak. Lütfen deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Bundan eminim. Şunu da söyleyeyim kapatmadan önce. Kirazın aynı zamanda kalsiyum değeri de yüksek. Bu da bir dipnot olsun. Kemiklere ne kadar faydalı olduğunu, vücuda ne kadar faydalı bir meyve olduğunu ve bu faydalarını da biz bazı uygulamalar yaparak şimdi probiyotik bir hale getireceğiz bu kirazları. Şifalarını kat be kat artıracağız. Deneyin derim. Kırmızı kirazdan da oluyor. Fakat beyaz kiraz müthiş oluyor turşusu. Kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayın. Bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni güzel videolarda buluşmak üzere.